Libya'daki krize Birleşmiş Milletler'in müdahale edip etmeyeceği tartışılırken NATO güçleri Akdeniz'deki en büyük tatbikatını Güney İspanya'da gerçekleştiriyor. İngiltere bölgede uçuş yasağı oluşturulması için çalıştıklarını açıklarken Amerikan ordusundan yetkililer böyle bir yasağın oluşturulması için öncelikle Libya'nın hava savunmasının imha edilmesi gerektiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise Amerikan Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmenin ardından son uyarısını yaptı. O, kendi halkına savaş açarak meşruluğunu kaybetmiştir. Tekraren söylüyorum, bu kabul edilemez bir durum. Bütün içtenliğimle umuyorum ve halkını dinlemesi konusunda uyarıyorum. Muammer Kaddafi ise koltuğunu bırakmayı düşünmüyor. Libya'dan neden ayrılayım? Beni seviyorlar. Halkım benimle birlikte. Hepsi beni seviyor. Halkım beni korumak için ölebilir. Öte yandan Kaddafi'ye bağlı özel birlikler ve kendisine sadık askeri güçler başkent Trablus'ta hazırlıklar yaptığı ve bir savaşa hazırlandığı belirtiliyor. Birliklerin zaman zaman karşı saldırıya geçtiği de gelen bilgiler arasında. Ekrana gelen haritada çizgili bölgeler isyancıların kontrolü ele geçirdiği yerleri gösterirken geri kalan bölgelerse halen Kaddafi kontrolünde bulunuyor. Rejim karşıtları da Kaddafi'nin birliklerinden arta kalan silahlarla hazırlıklarına ve eğitimlerine devam ediyor. Ülke yavaş yavaş bir iç savaşa sürükleniyor.